Merhaba dostlar, ben Reyne Donanım. Bu videoda yanımda konuk olarak Samsung Galaxy M51 telefonu bulunuyor. Bu telefonun belli başlı güzel özellikleri var. Fiyatına nazaran alınabilir mi, alınmaz mı yoksa başka telefonlar seçilir mi? O zaman videoya geçelim. Dostlar ilk önce telefonun dış tasarımına başladığımız zaman ön tarafında bir tane delikli kamera bulunuyor. Alt çene kısmı göze fazla batmıyor. Çok büyük bir kalınlığı olmazken küçük bir inceliği de bulunmuyor. Arka tarafına geldiğimiz zaman bir tane dikdörtgenin içine 4 tane kamera sensörü ve bir tane de flash sensörü yerleştirilmiş. Bunun yanında sağ, sol, üst alt çerçeveler arka kapaktan kıvrıltılmış bir şekilde karşımıza sunulmuş. Bu da telefonu tutarken kalınlığın normal kalınlığına göre biraz daha az hissedilmesini sağlıyor. Dış tasarım bu şekildeydi. Kalınlık ve ağırlık kısmından bahsetmek gerekirse daha demin de kalınlıktan bahsettik. Telefonumuzun kalınlığı biraz fazla. Bundan da bahsedeceğim. 9.5 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Bunun yanında 215 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Normalde ağırlığı daha fazla olması gerekirken ağırlığı biraz daha düşük kalmış. Bunun da sebebi telefonda polikarbonat polikarbonat bir yapı kullanılması. Polikarbonat malzemeler hem arka kapakta hem de çerçevelerde kullanıldığı için bu yüzden dolayı cam, metal ve alüminyum parçalara göre daha hafif bir telefon çıkmış ortaya. Gelelim ekran kısmına. Birazdan batarya kısmına da geleceğiz. Ekran ve batarya da benden zaten onayı alıyor. Ekran kısmında 6.7 inçlik AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Fakat ekran yenileme hızımız yüksek bir herz değerlerine sahip değil. Burada 60 Hz'lik ekran yenileme hızını Samsung bu telefonda önümüze sunmuş. Güzel bir özelliği neydi peki burada? Tabii ki de ekranın amoled olması. Amoled olması sayesinde güç tasarrufunda çok olmasa da LCD'ye göre biraz daha olsa güç tasarrufunda bulunuyor. Bunun yanında Always On Display yani sürekli açık ekran telefonu kapatsanız bile ekranınızda saat gibi küçük küçük temalar beliriyor. Bu da telefonun güzelliğini biraz daha arttırıyor benim gözümde. Dayanıklılık kısmında ön tarafta maalesef ki Gornik Gorilla Glass 3 camını kullanmışlar. Çok kötü bir cam değil ama Gornik Gorilla Glass 5 camı varken bunu kullanması biraz absürt kaçmış. Aslında bunun da sebebi ise hem kapakta hem çerçevede hem de ekranda biraz daha kaliteli malzeme kullanmanın amacı sanki malzemeden çalıp fiyatı biraz daha düşürüp diğer özelliklere abanmak olmuş. Fakat bu benim görüşüm. Sizin görüşünüz de farklı olabilir. Tam bir araştırmasını yapmadım bunun. Benim düşüncem bu. Son olarak ekranımız 1080p çözünürlükteki videoları destekleyebiliyor. Gelelim batarya kısmına. Batarya kısmında gerçekten bir cana var. Ekran kısmında amoled olması benim için zaten onu aldı. Batarya kısmında 7000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ama maalesef ki 7000 mAh bataryayı 25 Watt'la şarj ediyorsunuz. Bu bir eksi. Hızlı ediyor fakat Xiaomi'lerde bile bu bataryadan daha düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen 30 Watt'ı geçik değerlerle şarj ediyor. Kötü değil bak. Kötü değil ama çok da iyidir. Yani biraz daha yüksek Watt değerlerine çıkması lazımdı. Bunun da sebebi Note 7 sorunuydu. Note 7 telefonların patlaması olmasından dolayı ve bundan aldığı derslerden dolayı hızlı şarj değerlerine fazla çıkmamaya çalışıyor. Peki bu bataryanın bize verdiği performans ne kadar Ekran açık bir şekilde 34 saate kadar video oynatabiliyor bu telefon. Bu da gerçekten güzel bir ekran süresi video için. Peki günlük kullanımda ne kadar çıkartır? Eğer telefonu az kullanan biriyseniz kesinlikle 3 günü rahat bir şekilde çıkaracaktır. Oyun oynayan biriyseniz eğer böyle çok oyundan kalkmıyorsanız ise günde bir bir de telefonu şöyle bir yarım doldurmanız gerekebilir. Maalesef ki telefonda kablosuz şarj desteği bulunmuyor fakat bataryanın güzel özelliklerinden bir tanesi ise USB Type-C çıkışından çıkan kablo ile birlikte başka telefon telefonları USB üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında Samsung burada güzel bir sensör seçmiş. Benden onayı burada yine aldı. Sony'nin IMX682 kamera sensörü. 64 megapiksel değerinde f 1.8 diyafram açıklığına sahip olan bu ana kameramızda OIS desteği yok fakat EIS desteği bulunuyor. OIS'ten ve EIS'ten kısaca size bahsedeyim. OIS telefonda videolar çekerken titremeleri çok iyi bir şekilde yok ederken EIS ise OIS'e göre biraz daha kötü yapıyor bu işi. Birisi gerçekten mekanik olarak yaparken diğeri ise bunu yazılımsal olarak yapıyor. Fakat yazılım olarak yaptığı işi sadece 30 FPS'te yapabiliyor. Gelelim ikinci kameramıza. 12 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip 123 dereceye kadar ekstra geniş açı fotoğraflar çekebilen bir kamera sensörü olarak önümüzde çıkıyor. Üçüncü ve dördüncü kameramız ise portre modunda kullanılan bokeh kamerası ve makro çekimlerde kullanılan makro çekim kamerası. Ayrıca makro çekim kamerasıyla 4 cm'e kadar makro çekim fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kamerasına gelelim. Burada da yine Sony sensör tercih etmişler. Yine bu sensör ise ön kamera için test ettiğim kadar fiyatına göre bence ideal diye düşünüyorum. Sony'nin AMX616 kamera sensörünü ön tarafta kullanmışlar. 32 megapiksel değerinde çözünürlüğe sahip olurken diyafram açıklığı ise f2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu da düşük ışık ortamlarında sizi üzmeyecek bir kamera sensörü anlamına giriyor. Video performansına geldiğimiz zaman ön kamerada 4K'da 30 fps, slow motion olarak ise 120 fps'e kadar slow motion videolar çekebiliyorsunuz. Arka tarafta ise slow motion çekim desteği yine bulunurken 4K'da ve 1080p'de yine 30 fps desteğini bu telefonlarda bulabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu telefonun kalbinde yatan Yonga setine. Yonga seti çok eski bir Yonga seti değil. Snapdragon'un 730G işlemcisiyle birlikte geliyor. Orta segment için ideal bir işlemci. Ama bu da sizi günlük işlevlerde, oyunlarda üzmeyecektir oynar konusunda orta ayarlarda 30 FPS ile 60 FPS arasında gidip gelirsiniz ama düşük ayarlarda 60 FPS desteğini görürsünüz. Aslında PUBG gibi oyunlarda GFX Tool programıyla orta ayarlarda 60 FPS'i bu telefonlarda görebiliyorsunuz ama GFX Tool'u kullanmanızı fazla önermiyorum çünkü ban yeme riskiniz var. Antutu V8 puanından bahsedelim. Diğer özelliklerden fazla bahsedip sizin kafanızı kurcalamak istemiyorum. Antutu V8 puanımız 278 binlik güzel bir değere sahip. 300 bine yaklaşmış yani orta segment için güzel bir telefon performans performans olarak. Depolama kısmında 128 GB'lık modeli bulunurken bu modelin 6 ve 8 GB'lık sürümleri bulunuyor. Ayrıca hafıza kartı desteği de 512 GB'a kadar hafızasını ekstra olarak arttırabiliyorsunuz. Gelelim kablosuz bağlantılar kısmına. Maalesef ki içinde 5G desteği yok çünkü işlemcisi bunu desteklemiyor. Wi-Fi desteği olarak Wi-Fi 5, Bluetooth versiyon olarak ise Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Maalesef ki kızıl sensör üstünde ya da başka bir yerinde bulunmazken NFC desteği de bulunuyor. Bunun sayesinde dosya aktarımı ve temassız ödemeleri telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Ses çıkışı mono bir çıkışa sahip yani tek bir tane hoparlöre sahip. Kalitesi fiyatına göre yine iyi fakat şunu söylemek istiyorum. Üst segment telefonlarda olan ses kalitesini bu orta segment telefonlarda fazla beklemeyin. Çünkü üst segmentte çift hoparlör bulunuyor. Bunun yanında Dolby desteği bulunuyor. hi sertifikaları gibi özellikler bulunurken bunlar da sizi üzmez ama o kadar da performans vermez. Ayrıca 3.5 milimetrelik jack girişi içinde bulunduğu için bu girişe sahip mikrofonları ya da kulaklıkları bu telefona takabiliyorsunuz. Gelelim güvenlik kısmı ve bildirimler kısmına. Bildirimler kısmında RGB sensörü bulunuyor. İsterseniz bunu kullanırsınız, isterseniz de her zaman açık ekranı kullanırsınız. Çünkü her zaman açık ekran açık olduğu sürece bildirimler direkt ekranın üzerinde kapalı bile olsa telefon gözüküyor. Parmak izi sensörü güç tuşunun içinde bulunuyor. Bunun yanında parmak izi sensörü ile birlikte ön kameradan yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Bunun sayesinde hem ön kameradan hem de parmak izi okuyucudan ekran kilidinizi açabiliyorsunuz. Eğer eliniz ıslaksa ekran kilidinden açabilirsiniz. Eğer maske falan takıyorsanız da parmak iziyle ikisini beraber kullanırsanız çok güzel bir kombinasyon oluşturuyorsunuz. Bunun sayesinde ekranı açmak için fazla uğraşmıyorsunuz. Hızları konusunda da kesinlikle hızları sizi tatmin edebilir. Siz göz açıp kapayana kadar ekran kilidiniz açılmış oluyor. Kutusundan ilk çıkarttığımız zaman Android'in 10 arayüz olarak Samsung One UI Core 2.1 arayüzü ile birlikte çıkıyor. Fakat gelecek Android 11 ve Samsung'un arayüzlerinin en son güncellemesini bu telefon alacaktır. Bunun yanında kutusundan ise 25 wattlık güç adaptörü fakat USB Type-C çıkışına sahip. Kablosu ise güç adaptöründe olduğu gibi USB Type-C'den USB Type-C'ye kablosu bulunuyor. Bunun yanında mikrofonlu kulaklığı ve bir tane sim iğnesi bulunuyor. Suda ve tozda bu telefon nasıl bir performans gösteriyor diye sorarsanız maalesef ki içinde hiçbir türlü ne suya karşı ne de toza karşı bir sertifikası bulunuyor. Eğer bu telefonu alırsanız sudan ve tozdan uzak tutmaya çalışın. SIM slotlarına da baktığımız zaman 3 tane SIM slotu bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi hat içinken bir tanesi ise hafıza kartı slotu olarak ayrılmış. Dostlar şimdi telefonu şöyle bir kenara bırakalım. Telefonu almak için nedenler öncelikle amoled ekran olması, bunun yanında bataryasının çok iyi olması. Zaten amoled ekran ve bataryasının büyük olması sayesinde batarya konusunda gerçekten çok iyi bir kombinasyon çıkartıyor. Bunun yanında işlemcimizin hızı yüksek bir frekanslara sahip olmadığı için düşük performanslı çekirdekleri de bulunduğu için bu üç etkenle birlikte arayüzde de Samsung sıkıntı çıkarmadığı sürece ileriki süreçlerde batarya performansı cidden çok iyi. 60 şarj bulunuyor bu da bence sizi üzmez diye düşünüyorum. Fakat ekranın AMOLED olması beni benden kesinlikle alıyor. 3500 TL'lik bir fiyatı var. Evet bunları hak ediyor ama telefonda maalesef ki kullanılan malzemelerden biraz kaçılmış. Bunun da sebebini zaten videoda anlattım. Hem hafifletmek telefonu hem de buradan kısıp diğer özelliklere abanmak diye düşünüyorum. 3500 liraya alınabilir. Evet ama daha güzel telefonlar da var. Ekran amulet olmayan telefonlardan bahsediyorum. Bunları da alabilirsiniz. Şu an bir öneri yapmayacağım ama seçim size kalmış. Dostlar video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya beğenmeyi, gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.